Selçuk Parsa'dan kimdir? 1952 yılının İstanbul'unda dünyaya gelen Selçuk Parsa'dan, 1972 yılında askerliğini İzmir'de havacı olarak yaptı. Ters olduktan sonra amcasının yardımıyla İtibank'a işe girdi. 2 ay sonra istifa eden Parsa'dan bir yandan da Galatasaray Spor Kulübü'nde basketbol oynamaktaydı. Ancak geçirdiği verem hastalığı nedeniyle form kaybına uğradı ve takımdan kesildi. 12 Eylül darbesi sonrasında Selçuk Parsa'dan Halkçı Parti'ye üye oldu. Bir süre sonra Halkçı Parti Beyoğlu ilçe başkanı oldu. Sinema ve sahne sanatçıları ile ilişki kuran Parsa'dan bu dönemde bazı sanatçıların da menajerliğini üstlendi. 1984 yılında ise Türk Basın Ajansı'nın başına geçti. 1993 yılında ajansı Ankara'ya taşıdı ve küçük çaplı dolandırıcılık işlerine başladı. Sinema sanatçısı olan Perihan Savaş'ın adını kullanarak dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i, Gaziantep Belediye Başkanı Celal Doğan'ı, dönemin Başbakanı Tansu Çiller'i ve Adnan Polat'ı dolandıran Parsa'dan en büyük vurgununu örtülü ödenekten aldığı parayla yaptı. 2 Kasım 1995 günü emekli Orgeneral Necdet Öztorun'un sesini taklit eden Parsa'dan Tansu Çiller'i telefonla arayarak Kemalistler Derneği için 5,5 milyar lira ister. Para ertesi gün Başbakanlık örtülü ödeneğinden Parsa'nın hesabına yatırılır. Olayın emniyet tarafından öğrenilmesinin ardından Parsa'dan 10 Mayıs 1996'da Edremit Altınoluk kasabasına gider ve gizlenir. Bu arada cep telefonu ile canlı olarak bağlandığı televizyon programlarında Çiller için saf bayan tanımlısını kullanan Parsa'dan kendi deyimiyle hükümet destekli ülkücü mafyanın peşinde olduğunu bildiği için hayatından endişe ediyordu. Cep telefonu görüşmelerinden Parsa'nın Altınoluk'ta gizlendiğini tespit eden polis yetkilileri düzenledikleri bir operasyon ile ilçedeki 4000 evi tek tek arayarak 21 Mayıs 1996 günü Parsa'nı yakalar. Mahkemede basına ve hakime yönelik sert davranışları ile davanın sürekli gündemde kalmasını sağlayan ve bu yolla hayatını garanti altına alan Parsa'dan 1997 yılında Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce örtülü ödenek davasından 6 yıl 3 ay, mahkemeye hakaretten 2 yıl ve başka bir dolandırıcılık davasından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılır. Bayrampaşa cezaevinden Afyon cezaevine nakledilen ve Sabancı suikasti davasının sanığı DHKPC itirafçısı Mustafa Duyar'ın kaldığı koğuşun karşısında A6 koğuşunda kalan Parsa'dan Mustafa Duyar'a düzenlenen silahlı saldırıda kapı mazgalından "yapmayın, etmeyin" diye seslendiği gerekçesiyle ağzından vurularak ağır yaralandı. Parsa'dan Mustafa Duyar'ın Karagümrük çetesi mensuplarınca öldürüldüğü saldırının asıl hedefinin kendisi olduğunu ileri sürdü. İnfaz yasasına göre 4 yıl 8 ay 28 gün cezaevinde kalan Parsa'dan 19 Şubat 2001 tarihinde tahliye edildi. Yakalandığı omurilik kanseri sebebiyle tedavi gören Selçuk Parsa'dan 25 Temmuz 2006 tarihinde Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öldü.